İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de bir kulum. Peygamber Efendimiz güzel tevazuundan asla üstün tutmazdı kendini ashabından. Birisi kendisini çağırsaydı eğer, efendim diye cevap verirdi her sefer. Bir gün ashabıyla çıkmışlardı bir yola. Bir yerde yemek için verdiler biraz mola. Koyun kesip pişirmek istediler o zaman. Birisi, ben keserim dedi hemen ashabtan. Biri aldı üstüne derisini yüzmeyi, aldı bir diğeri de etini pişirmeyi. Peygamber Efendimiz buyurdu. Ey ashabım! Ben dahi ateş için çalı çırpı toplarım. Onlar arz ettiler ki, istirahat edin siz. Odun toplanacaksa hallederiz onu biz. Allah'ın sevgilisi buyurdu. Ey ashabım! İsterim ki benim de olsun bunda sevabım. Evet, siz her hizmeti yaparsınız muhakkak. Ama siz iş görürken ben istemem oturmak. Ben de olmak isterim böyle çalışanlarla. Zira boş oturanı hiç sevmez Hak Teâlâ. Ashabının yanına gelseydi o server, ayağa kalkmazlardı oturan sahabiler. Zira bilirlerdi ki böyle değil muradı. Onu üzmemek için böyle davranırlardı. İçeri girdiğinde geçmezdi baş köşeye. Girince otururdu boş gördüğü bir yere. Bir gün bastonuyla çıkmış idi sokağa. Onu yolda görenler kalktılar hep ayağa. Durup o kimselere şöyle hitap ettiler. Benim için ayağa kalkmayın ey müminler. Ben dahi sizin gibi bir insanım, bir kulum. Herkes gibi yer içer, herkes gibi uyurum. Asla sert söylemezdi o hizmetçilerine. Hatta yardım ederdi onların işlerine. Bu bapta şöyle der ki, Enes bin Malik dahi, 10 sene hizmet ettim Resul'e bizatihi. Lakin bu 10 senede hizmeti onun bana, benim ona yaptığım hizmetten çoktur daha. Yine bu 10 senede bana hiç incindiği, asla vaki olmadı, sert bir şey söylediği. Her sabah namazını kıldırıp bitirince, nur yüzünü ashaba döndürerek hemence, onlara sorardı ki, hasta bir kardeşimiz, varsa ziyaretine gidelim birkaçımız. Ve yine cenazesi var ise bir kişinin, yardımına gidelim o din kardeşimizin. Aranızda bu gece var ise rüya gören, anlatsın, tabirini yapalım onun hemen. Çocuk ve yaşlılarla latife yapıyordu ve böylece onların gönlünü alıyordu.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebul Ferec İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kim kanaat ederse geçimi iyi olur. Kim de tamahkar olursa, dünya lezzetlerini haram yoldan ararsa, geçim sıkıntısı çeker buyuruyor Ebul Ferec İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam öncelikle dualarınızı istirham ederim. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti versin inşallah. Amin hocam inşallah. Hocam ilk sorum benim oruçla ilgiliydi. Ben şimdi kaza orucu tutuyorum zaman zaman. Boy içerisinde elimden geldikçe tutmaya çalışıyorum. Ama ben kaza oruçlarımın sayısını hatırlamıyorum açıkçası. Hani net bir şekilde hatırlamıyorum. Onu soracaktım. Bir de bulu çağını erdikten sonra özürsüz olarak orucumu bozduğum zamanların olduğunu da hatırlıyorum. Yani kefaret borcumun olduğunu da biliyorum. Fakat ben yine bunda da net bir sayı hatırlamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir de kefaret orucu tutarken de hani bayanların 60 gün tutamayacağını da biliyorum. Onun nasıl olduğunu soracaktım. Hani aralıklarla mı tutuluyor diye. İkinci sorum da hocam. Benim bir yakınım bana zemzem suyu verdi. Ona da bir yakını getirmiş. Sınavlarım var benim üniversite öğrencisiyim. Sınav zamanında hani onu içmemi söyledi. Neye niyet edersek o şekilde içmemiz gerektiğini söyledi. Bu konuda detaylı bilgi almak istiyorum sizden hocam. Bir de son sorum. Gıybet konusunda daha önce sizinle ben yine konuşmuştum. Bana şöyle bir şey söylemiştiniz bir arkadaşım hakkında. Ondan sana zarar gelmeyeceğinin garantisi yok demiştiniz. Ve gerçekten bu dediğiniz lafı ben yaşayarak çok güzel gördüm. Ama benim o arkadaşımla görüşmeyi kesme gibi bir imkanım maalesef yok. Ben onunla aynı odada kalıyorum. Bu konuda rahatsız olduğumu bildiği halde yine de bu durumdan ben kurtulamıyorum. Çok üzülüyorum daha sonrasında. İstifa etmeye çalışıyorum hani elimden geldikçe. Bunun dışında ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Ama yine de bile bile hani bugün daha devam ediyor oluyorum. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum hocam. Bana yardımcı olun. Estağfurullah. Cenab-ı Hak ve yardımcınız olsun inşallah Teala. Peki teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hocam iyi günler diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam. Estağfurullah. Buyurun. Hocam şimdi size bir iki soru soracağım. Şu Recep ayınla ilgili şu 30 rekatlık namazı ben hani yıllardır sizden duydum. Kılmaya çalışıyorum. Hani ben çalışırken, kılarken hep şöyle anladım. Önce Kafir'in suresi önce geldiği için. Aslında siz söylerken hep İhlas suresini önce söylüyorsunuz ama ben hep önce diye öyle kılıyordum. Ha, dün gene aklıma dank etti bu hafta. Dün ben geçen hafta Cuma günü öyle kılmıştım. Sonra dedim ki ya baktım saydım Recep ayının 10'uydu dün. Ben tekrar ikinci kez şeyle kıldım. İhlas'ı önce okudum, Kafir'in suresini sonra okudum. Doğru mu yaptım, böyle mi? Bir onu soracaktım sizden. Bir de hocam, şimdi ben insanoğlunun yaratılışını okudum. Peygamberler Tarihi kitabında çok güzeldi. Yani çok yani bütün şeyler çok güzeldi de. Hocam insanoğlu Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman hani elitti diyor. Hani ne erkekti ne dişiydi. Adem Aleyhisselam'ı sonra Havva anamızı onun içinden yarattı ve ben bunu başkasına duydum. Orada değil, okuduğum gibi değil. Adem Aleyhisselam'ı onun içinden çıkardı ve kadın erkek olarak ben herkes cinsine göre hitap etti diyor. Öyle bir şey var mı? Veyahut da bizim bildiğimiz gibi hani kadın onun eğri kemiğinden yaratıldı diyoruz ya, kaburga kemiğinden, öyle bir şey mi? Veyahut da sonradan mı yarattı Cenab-ı Allah? Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Anlaşıldı efendim. Peki onu, efendim. Oldu hocam. Peki. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocama bir tek soru soracaktım. Buyurun. Bankaya yatırdığımız paranın fazlalığını herhangi bir yere harcamak caiz midir diye soracaktım. Peki efendim. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Efendim ilk dinleyicimiz kaza orucu tutuyorum. Ama dedi ben dedi kazaya kalan oruç sayısını bilmiyorum.
Böyle durumlarda insan bazen şey de olabilir. Kaza yakalanma sayısını da bilmeyebilir. Mesela dinen zengin olmuştur. Zekat borcu olup olmadığını da bilmeyebilir. Çünkü o hassasiyet yoksa elinde ne kadar vardı, neydi ne değildi falan diye bilemeyebilir. Bunun için de kitaplarda bir ifade geçiyor. Kazaya kalan namaz borcu olan kimse ömür boyu kılacağı nafileleri 5 vakit namazın sünnette dahil olmak üzere buyuruluyor. Hep bunları kazaya niyet etse ve o boş zamanlarda kılacağı adakta bulunduğu namazlar hariç o vacip olurun yerine getirmesi lazım. Bunun dışında kılacağı nafileleri hep kazaya niyet etmiş olsa bir zararı olur mu? Hayır. Peki efendim kaza borcu yoksa, zaten kazaya niyet ettikleri bile otomatik olarak nafileye döner. O boşa gitmez. Nafile kelimesi halk arasında boş manasında kullanılıyor. O manada değil efendim fıkıh kitaplarında. Farz ve vacip olmayan ibadetlere fıkıh kitaplarında nafile ibadet denir. Bunlar sünnettir, müekked sünnettir, gayrimüekked sünnettir, müstahaptır, menduptur. Yani bunlar da çok sevaptır. Dolayısıyla kazaya kalan namaz borcu sayısını bilmeyen bir kimse bu nafileler yerine ömür boyu durmadan hep ömür boyu hep kazaya niyet etmiş olsa bir zarar olmaz. Peki oruç sayısını yani kazaya kalan oruç sayısını bilmeyen bir Müslüman da ömür boyu mübarek günlerde mübarek zaman dilimlerinde adağı yoksa yemin kefareti için tutmuyorsa bu tutacağı oruçlara en son kazaya kalan veya ilk kazaya kalan orucuma diyerek niyet etmiş olsa bir zarar olur mu? Hayır. Peki kaza borcu bitmişse, zaten o nafileye dönüşür. Yine zayi olmaz. Peki zekat borcu olan, yani bizi telefonla arayan veya ulaşan veyahut da yayına giren dinleyicilerimizi de zaman zaman hep anlatıyoruz, naklediyoruz. Sadaka veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun, bir fakire yardım ediyorsun. Böyle durumlarda bile önce bilen bir fakirle ne kadar yardım edeceksin? 500 lira, 500 liralık altın. Diyelim ki kaç gram ediyor? Diyelim ki 4,5 gram altın ediyor. 4,5 gram altınla geçmiş senelerimin zekatı olarak bu altınları sana verdim dedi. O da bildiği için aldım, kabul ettim, bunu sana hediye ettim dedi. Bedeli neydi? 500 lira. Götürdün. Tanıdığın fakirlere işte yiyecek aldın, götürdün, verdin bedelini. Ne oldu? Efendim zekat borcu bittiyse, bittiyse zaten nafileye dönüşecek o. Otomatik olarak. Peki zekat borcu varsa zekat borcu ödenmiş olacak. Hatta şey bile mesela Anadolu'da çoktur. Bileziği vardır, bilememiştir. 3 sene, 5 sene, 7 sene, 8 sene, 10 sene kalmıştır zekat vermemiştir, verdirmemişlerdir. Kurban borcu da var. Dolayısıyla ileride eline para geçtiği zaman birisine hayır hasenat yapacağı zaman elindeki paraya bakar. Kaç kurban bedelidir? Bir tane kurban bedeli. Bilen bir fakirle geçmiş kurbanımı kesemediğim kurban bedeli olarak bu altını sana verdim. O da bildiği için aldım, kabul ettim, sana hediye ettim der. Hatta o vereceği fakir bunu biliyorsa o fakirle yapar. O altını buna hediye eder, bu da bedelini ona verir, bitti. Ne oldu? Kurban borcunu ödemiş oldu. Veya altın onda kalır. Veya altın onda kalır tabii. Eğer o fakire verecekse altına da verebilir. O zaman daha da garanti olur. Problem de olmaz. Devir yapmasına da gerek kalmaz. Dolayısıyla bize ahirette Rabbimizin emretmiş olduğu bunlar farzdır, vaciplerdir. Hanefi mezhebinde vacipler de buna dahildir. Bunların vaktinde yapıldı mı? Vaktinde yapılmasına eda denir. Vaktinde yapıldı mı? Eda edildi mi? Edilmedi. Kaza edildi mi? Bu sualle karşı karşıya kalacağız. Efendim ben işte inanıyorum inanmıyorum. Vallahi ister inan, ister inanma. Paşa gönlün bilir. İster kabul et, ister gargara yap, yut, ne yaparsan yap. Paşa gönlün bilir. Biz bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Kendi isteğimizle de buradan ayrılacak değiliz. Günü ve zamanı gelince bizi istesek de istemesek de hani halk arasında derler, bağırta bağırta derler. Evet, bağırta bağırta da çekip alıyorlar ruhunu bu bedenden. Bedenini de götürüp 2 metre derinliğindeki çukura koyuveriyorlar. İstesen de istemesen de istesek de istemesek de bu başımıza gelecek. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e surup buyurdukları gibi akıllı kimseler tehlikeli haberlere karşı ihtiyatlı davranır. İhtiyatlı davranmalı.
özel ve farz olanlar için böyle yapmalı. Hani bu dinleyicimizden çıktı da ben kazaya kalan oruç borçlarını pek bilemiyorum. Ömür boyu bile mübarek zamanlarda kaza tutsun. Bir mahsuru yok. Bir de dedi, ben dedi hatırlıyorum dedi, buluğa erdikten sonra sanki bilerek oruç yedim gibi falan hatırlıyorum. Kefaret borcum var sanki. Bazen vesvese de olabilir bu. Şimdi susuzluğa dayanamamak, açlığa dayanamamak. Kitaplarda detaylı bilgiler verilmiş. Evet, kefaret ağır bir ceza. Kefaret ağır bir ceza. 60 gün peş peşe arka arkaya tutacak kadın da erkek de. Kadınlar sadece muayyen günlerinde bırakacak. Muayyen günü biter bitmez devam edecek. 60 tamamlayacak. Onun için mesela biz 3 aylar gelmeden önce bu 3 aylarda Recep ve Şaban aylarında kefaret orucu tutacak olan hanımlar için bunu Cemazil ahir ayının başında falan başlamaları iyi olur. Hatta Cemazil evvelde başlasın. Niye? Çünkü muayyen zamanı. O zaman da ara verecek. Ara verince de Ramazan-ı Şerif girerken 60'ı tamamlamayabilir. Tamamlamazsa ama sefere çıkması lazım. Tamamlayacak onu. Sefere de çıkamadı. Gitti o. Sıfırdan bir daha başlayacak. Zayi olmaması için de erkeklerin de ille birebir. Çünkü Recep ve Şaban 29-29 çekiveriyor. 58'de kalırsın. Onun için Cemazil Ahiren bir hafta kala başla erkeklerin de. Kadınlar daha önce başlaması gerekiyor. Arka arkaya tutulması gerekiyor. Sadece muayyen zamanı. Efendim yolculukta, hastalıkta. Yolculuk hastalık özür değil buyuruyor kefaret orucu için. Ağır bir şey. Ağır bir ceza. Onun için de hani diyelim ki gerçekten susuzluğa dayanamadı. Orucunu bozdu. Bilerek bozdu. Veya açlığa dayanamadı. Bayıldı, şey yaptı falan. Kalktı, bozdu. Bilerek bozdu. Böyle durumlarda kefaret gerekir mi? Gerekmez diye yazıyor kitaplarda. Ama keyfe keder. Ne susuzluk var, ne açlık var, ne bir şey var falan. Aa canım çekti dedi, gitti aynı şekilde bozdu. Peki unutarak bozduysa, unutarak bozduysa zaten aynı şekilde unutmak özürdür. Onun için kefaret gerekmez buyuruluyor. Bir de kaç tane olduğunu hatırlamıyorum dedi. Orası da önemli. Evet. Efendim kefaret orucu diyelim ki bir Ramazan-ı Şerif'in tamamını 30 gününde bilerek, isteyerek, hiçbir mazereti yokken hepsini bozsa 30 tane kefaret gerekmez. Bir tane kefaret 30 günde kaza gerekir. 30 günde kaza gerekir. Bir tane orucu böyle bilerek bozdum. 60 gün tutacak, bir günde kaza tutacak. Efendim 5 tane vardı. 60 gün kefaret, 5 günde kaza tutacak. O kadar. Her biri için 60-60 değil. O da dinleyicimizin hatırında belki öyle yanlış kalmış olabilir. Onun doğrusu da öyle bildiriliyor. Ancak şöyle olur. Mesela diyelim ki evvel sene ben bilerek bir oruç bozdum. 10 sene kefaret orucunu tuttum. Ondan sonraki sene bir daha bozdum. Daha önce tutmuştum kefareti. O gitti, kafan yeniden tutmam lazım. Eğer onu tutmasaydım ikisi için bir tane kefaret kafi gelecekti. Ama onu tuttuğum için bu yenisine bir tane daha. Efendim Zemzem getirmiş bir tanıdığım dedi yakınlığım. Zemzem dedi ne niyetle içirirse o niyetle. Doğru o, yanlış değil. Onu söyleyen yanlış söylememiş. Ne niyetle içilirse Cenab-ı Hak samimiyetle o niyet yapılırsa ihsan eder buyuruluyor. Yani imtihanlardan önce falan içmesinde hiç mahsur söz konusu değil. Bir de daha önce de bir sormuştum dedi. Hakikaten de dediğiniz gibi dedi, aynı yerde kalınca zararı olmaması mümkün değil. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruluyor. Yani görüşmesen bile bu aynı binanın içerisinde yani otursan bile onun bile sirayet eder. Hani cüzzam hastalığı misalini vermiş. Hatta birinci, onuncu katta birinci evet, katta. Evet, olsa bile. Girerken çıkarken birbirlerini görmeseler bile cüzzam sari, geçici bir hastalıktır. Serpici bir hastalıktır. Ama sağlam bir kimse cüzzamların içerisine konsa buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, geçmeme ihtimali vardır. Ama bir apartmanda, bir handa kötü huylu birisi varsa, bunlar ayrı kapılardan çalışsalar bile, birbirlerini görmeseler bile onun kötü huyunun buna geçmeme ihtimali yoktur. Peki ne yapsın bu dinleyicimiz? Allah-u Teala'ya sığınsın. İstiğfara devam etsin. Ya Rabbi yani kötü kimselerin şerrinden beni muhafaza eyle diye dua etsin. Dinleyicilerimize dua eder. Cenab-ı Hak muhafaza etsin inşallah Teala efendim. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İman nimetinin şükrü.
Allah-u Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, kendini onlara tanıtıp iman etme nimetiyle kullarını şereflendirmesi, kıymetlendirmesidir. Her nimete şükretmek lazım olduğu gibi, bu nimete de şükretmek lazımdır. Zira Sure-i İbrahim'in 7. ayeti kerimesinde mealen, şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette artırırım buyurulmaktadır. Nisa suresinin 146. ayeti kerimesinde de mealen, iman eder ve nimetlere şükrederseniz Allah-u Teala size azap etmez buyurulmaktadır. Her verilen nimet bir külfet karşılığıdır. Gelen nimetler ne kadar çoksa ve ne kadar büyükse mesuliyeti ve şükrü de o nispette büyük ve çok olur. Şükretmekse nimetin artmasına sebeptir. Şükür demek Allah-u Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Nimeti elden kaçırmamak için de onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Allah-u Teala Musa aleyhisselama hitaben, "Ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse, nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse, nimetin şükrünü eda etmemiş olur." buyurmuştur. İnanmak yani iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan kimse din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce eshab-ı kirama hitaben, "Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur." buyurmuşlardır. Cehennemden kurtulmak önce iman etmekle, sonra da emir ve yasakları öğrenip bunlara uygun hareket etmekle mümkündür. Bilmeden yapılan ibadetler makbul değildir. Çünkü 4 rekat olarak emredilen bir namaz, 5 rekat olarak kılınamaz. Kılınırsa yanlış olur, kabul olmaz. Bunun için ilmihal bilgilerini öğrenmek şarttır. Zira cahil sofu şeytanın maskarası olur buyurulmuştur. Müslüman olmak demek, yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden, fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa son nefeste imanı tehlikededir. Bu sebepten dolayıdır ki en büyük nimet iman nimetidir. İmanlı olmanın şükrü ise Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin." buyurmuşlardır. Ayrıca herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz, "Herkes sevdiğiyle beraber olur." buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyetin güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes "ah bir görsek, bir dinlesek" demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan Allame-i Cihan da olsak, faziletler en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa insanlara da İslamiyete de zarar veririz.
Sözle değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Evet, birinci bölümde ikinci dinleyicimizin sualleri vardı. Recep ayında kılınan bu nafile bir namaz var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman-ı Farisi radıyallahu teala an hazretlerine hitaben buyuruyorlar. Tabi biz anlatırken de işte üç ihlas, üç kafirun demişizdir. Ama kılarken önce kafirun sonra ihlas okunur. Kur'an-ı Kerim'de onu defalarca anlattık. Fatiha'dan sonra. Fatiha'dan sonra. Önce kafirun sonra ihlas okunur. Kur'an-ı Kerim'deki sırası öyle. Öyle bildirilmiş. Öyle bildirilmiş tabii. Öyle bildirilmiş. Hem de ben bilmeden okudum falan olmadı mı namazı? Bilmeden okuyunca da olur. Yani o kadar telaş etmeye de gerek yok. Ya bak neler çıkarıyorlar. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman erkek ve dişi belli değil. Bunu söyleyen kimse? Bunu söyleyen kimse? Tam sopalık ha. Bu Allah-u Teala ile dalga geçmek, ne yaptığını bilmemek diye suçlu. Aynen. Yani imanını aynen. Bile götürür adam. İmanını götürür. Çok tehlikeli. Ne yaratacağını bilememiş. Kararsız kalmış. Kararsız kalmış. Bu aynı Hristiyanların itikadı gibi. Hazreti İsa'ya ilah diyor ya Hristiyanlar. İşte Adem Aleyhisselam yasak edilen o meyveden yendiği için onun çocukların hepsi diyor günahkar doğuyor diyorlar. Ama bir türlü bir insan yaratmış haşa Hristiyanların itikadına göre. Bu insanı kontrol edemiyor. Günah çoğalmış hepsi azalmış falan kontrol edemiyor. En sonunda diyor haşa kendi oğlunu kurban etti. Kurban etmek mecburiyetine kaldı. Kendi oğlunu kurban etmek mecburiyetinde kaldı. İşi oraya getiriyor. İşi oraya getiriyorlar. Kendileri de inanmıyor da. Sorduğun zaman da bu işte derin bir mesele. Ne derini? Ahmaklığından sırası başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bu Allah-u Teala'nın kudretine inanmamak. Allah-u Teala'nın ilim sıfatına inanmamak. Allah-u Teala'yı hafife almak küfür olur bu. Bunu hele hoca kılıklı söylese. Zaten dinleyicimiz dedi ki ben onu kitapta okumadım bunu dedi. Birisinden duydum falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala önce Adem Aleyhisselam'ı ruhunu yarattı, sonra bedenini yarattı. Fakat ilk önce yaratan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur buyuruyor. Bedenini yarattı. Hazreti Havva validemiz de Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Yani o doğmadı. İkisinin de annesi babası yok. Anne de yok, baba da yok her ikisinde. Cenab-ı Hak dileseydi diğerlerini de öyle yaratabilirdi. Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı yarattıktan sonra o insanların atası olarak adeti ilahiyesi öyle. Ve ana rahminde belli bir süre kalmak suretiyle dünyaya gelmesini murat etti. Ve bütün Adem Aleyhisselam nesli de böyle geldi. Ha İsa olarak babası da yarattığı oldu. İsa Aleyhisselam gibi. Babası yok. Dilerse olur mu? Evet, dilerse olur. Ama Adem Aleyhisselam'ın ve Hazreti Havva validemizin annesi de yok, babası da yok. Cenab-ı Hak doğrudan doğruya öyle yarattı. Ve Adem Aleyhisselam yaratılırken aynı şekilde erkek, Hazreti Havva validemiz de kadın olarak yaratıldı. Her ikisinin de bütün özellikleri ilmi ezelisiyle zaten biliniyordu. Zaten biliniyordu. Efendim gelelim son dinleyicimizin bir suali var. Bankaya yatırılan paralara dedi, fazlalıklar işleniyor. Bunu dedi mesela kullanabilir mi bir kimse? Şimdi kitaplarda buyuruyor ki mesela adamın diyelim ki başka malı mülkü parası var. İhtiyacı yok. Hem onları alır fakire verir. Veya Allah-u Teala'nın dinine doğru olarak hizmet eden yerlere verir. Kitap alır dağıtır. Veya kitap alıp dağıtanlara verir. Onlar kitap alır dağıtır. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını dağıtır. Veya
Kendisinin işte kanaat falan, elektrik, su ve benzeri vergi borçları, çocukları varsa okul masrafları, onlara da harcayabilir. Yok öyle değil ya, evde bırak şey yapamadı da, yani muhafaza edemedi de işte mirastan kaldı, götürdü bankaya yatırdı. Yani şimdi bir şey yapamadı, orada da işte 3-5 kuruş şey yani fazlalık tahakkuk ediyor. Zaten kendileri aynı şekilde geçim sıkıntısı çekiyor. O zaman diğer şeylere de harcayabilir. Çünkü şimdi bunu da yanlış anlıyorlar, biliyor musun? Oturup da bir Allah'ın kulu dediğimiz yeri okumuyor. Aa, Osmanlı faize helal diyor. Faize helal diyor. Ha, bazıları da efendim Osmanlı işte kadınların açık gezmesine de fetva veriyormuş. Hatta tam ilmali de giriyormuş ya, orayı da değiştiriyormuş. Ya. Ben de duydum. Evet, sen de duydun. Değiştiriyormuş. Ya bu Osmanlı ne menem şeymiş ya. Hoca olmak soruyor. Ben kendimi bilemedim. Demek ki benim elimde bir sihirli bir değnek var. Ne istiyorsun şimdi? Dünyayı fethedeyim mi? Durdayım mı savaşların hepsini? Öyle çok güçlüyüm ya. Şeylerde var ya, masallarda olur. Çizgi filmlerde falan olur ya falan. Dokunuyor. Avcılaşla bir şey yapıyor. Ateşler çıkıyor falan. Allah Teala muhafaza eylesin ya. Allah Teala muhafaza eylesin. Halbuki biz naklederken tam ilmi hasadi de bilin faiz ve banka bahsi var. Allah sadece ya, otur onu bir oku. Orada ne anlatılıyor? Orada hadis-i şerif naklediliyor. Ve orada bir kitaptan bahsediliyor. Şu kitapta şu hadis-i şerif naklediliyor. Git Allah'tan kork, o kitabı aynı şekilde bir kurcala, bir bak. Ondan sonra da bir laf edeceksen et. Seneler önce daha TGRT eski binasındayken bir gün birisi telefon açtı. Dedi ki siz dedi kaza namazlarıyla alakalı olarak dedi bir kitaptan bahsediyorsunuz. Dedim bir kitaptan değil, çok kitaptan bahsediyor. Niye iş yapıyorsunuz falan. Kütüphane falan diyorsunuz dedim. Ha dedim, Süleymaniye Kütüphanesi'nde Nevadir-i Fıkhiye kitabı. Ya onu da bizzat kendim gittim yani. O zaman daha TGRT falan yok şeyde. Türkiye Gazetesi Cağaloğlu'ndayız. Kütüphaneye gittim. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kütüphanenin hangi kısmında hangi numarada onu bile yazmış yani. Gittim kısmıyla beraber yazdım, numarasını da verdim, bu kitabı istiyorum. Getirdiler kolum bir kitap. Tam İlmi Hasadet-i Ebediye kalınlığında bir kitap. Nevadir Fıkhiye. Kitabı gördüm. El yazması. Arapça bir kitap. Peki okuyabildim mi? Aa. Ha, diyecek ki tercüme edebildim mi? Hayır, okuyamadım ki. Niye? Çünkü Osmanlı döneminde kitap yazan o hattatlar vardı. Devlet erkanı da vardı. Mesela arşivleri herkes çözemiyor. Çünkü yazı stili itibariyle farklı stiller kullanılıyor. Evet. Ve o farklı stillerle yazılıyor. Sen Arapçayı bilsen bile, Kur'an-ı Kerim okuma yazmasını bilsen bile onu çözemiyorsun. Onu. El yazması yani. Bir de el yazması. Matbaa harfi değil. Matbaa harfi değil. Ama sayfası belli. O sayfasının fotokopisini değil, mikrofilmini veriyorlardı. Mikrofilmini aldılar, 2 gün sonra da verdiler. Biz de onu çoğalttık. Aynı şekilde o işi çözen, hem Arapça biliyor hem o el yazmalarını okuyabilenlere götürdük. Okutturduk. Evet, aynen öyle. Çözüldü ve lazım olana da verdik. İşte o zaman birisi aradı, dedi. Tamam dedim, Süleymaniye Kütüphanesi. Hatta numarası da bu. Tamam dedi, kapattı. 15 dakika geçti. Dedi nereden arıyorsun sen? İstanbul Gazi Osman Paşa. Şimdi İstanbul dışındakiler Gazi Osman Paşa'yı bilmez. Süleymaniye'yi de duymuştur. Duymuştur. Ama Gazi Osman Paşa ile Süleymaniye arasındaki mesafeyi bilemez. Sur dışı Gazi Osman Paşa. 15 dakika sonra telefon açtı. Dedi ki benim arkadaşım dedi gitmiş dedi öyle bir kitap yokmuş orada. Dedim çok teşekkür ederim. İyi ki kütüphane yokmuş demedi. Öyle bir kütüphane yok. Dedim Allah'tan kork. Gazi Osman Paşa'da 15 dakikada dedim. Ta dedim Süleymaniye nasıl gidebildin ya? Nasıl gidebildin oraya kadar? Tak diye kapattı telefonu. Bu kadar da aynı şekilde alçaklık olmaz yani. Bu kadar da alçaklık olmaz. Çünkü ben sur içinde Fatih'te oturuyordum. Oradan yayan gitsem Süleymaniye'ye. Süleyman çok hızlı bir şekilde gençlik dönemimi hatırlıyorum. O zaman o süratli şekilde gitsem 15 dakikada varabilirdim.
Yavuz Sultan Selim Camii'nin orada oturuyordum ben. Oradan hızlı bir şekilde gitsem Süleymaniye Camii'nin oraya 15 dakikada varabilirdim. Varırım diyemiyorum, varabilirdim. Arabayla gitsen zaten sokaklarda kapalı mapalı, yarım saatten önce varamazsın. Gazi Osman Paşa'da yayan kalkmış olsan 2 saatte gelemezsin. Arabayla gelsen dolmuşlar onu sana... Yine 2 saat. Yine 2 saat mümkün değil. 15 dakika sonra telefon açıyor. Allah'tan kork ya. Yani iftira olur da bu kadar olur mu? Bu kadar olur mu? Şimdi aynı şekilde adam kalkıyor diyor ki Osman Ünlü diyor işte tesettürü reddediyor falan. Allah'tan kork ya, bu toprağın altı var. Bunu söyleyenlerin hepsinden yarın. Ya hepsine yarın aynı şekilde tap diye gelecekler. Bunun bedelini nasıl ödeyecekler? Osman Ünlü'yle helallaşması lazım. Ben hakkımı helal ediyorum da Allah-u Teala'nın haram ettiği, yasak ettiği iftira suçunu nasıl affettireceksin? Nasıl affettireceksin? O zaman göreceğiz tabii toprağın altında. Ha. Efendim ben işte inanıyorum inanmıyorum falan filan, öyle dediler. Öyle dediler. O zaman da aynı şekilde kalsan desen ki sana da fahişe dediler. Fahişe misin desen ne diyecek? Vurur diyecek falan. Sosyal medya ağzıyla veyahut da böyle söylediği zaman ne yapacaksın sen şimdi? Yani insan mı oturur? O zaman sen demek ki Tamir Mahsaret Tebedi efendim ben bu zatı seviyorum falan, bu kitabı hiç okumamışsın. İslam Ahlak kitabını hiç okumamışsın. Şakır şakır iftira ettiğine göre, çekinmeden yaptığına göre, Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili pervasızca yaptığına göre Allah-u Teala'nın aynı şekilde azap yapacağına inanmıyorsun demektir. Bu adamı küfre bile götürür. İmanı bile tehlikeye sokar. Herkes haddini hududunu da aynı şekilde bilmesi gerekmektedir. Ha nereden çıktı banka konusuyla alakalı? Siz böyle söylüyorsunuz, bunu nereden söylüyorsunuz? Ben kafamdan söylemiyorum. Tam İlmi Asadi Tebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Bir ömür uğraştılar. Bütün kitapları şey yaptılar, oraya da aynı şekilde aldılar. Orada açıkça yazılı, o dikkatli bir şekilde okulduğu zaman yeryüzünde şu anda bankaların statüsü, bankaların verdikleri hepsi net bir şekilde gözüküyor orada. Bankaların yaptığı işler. Yaptığı işler, hepsi net bir şekilde görülüyor. Ama peki nereden çıktı bu? Ben kendim Konyalıyım. Banka, ha faiz, faiz. Benim bir oğlum vardı, bir şey anlattı bir seferinde, bir yaz tatilinde gittiğimde. Yaş çöküşük. Abi dedi, o banka manka diye karşı çıkanlar var ya dedi. Dedim, tefeci abi dedi. Dedim ya git dedim, suizanen. Bak dedi, gördüğüm şeyi anlatıyorum sana dedi. Gördüğüm şeyi anlatıyorum dedi. Senden bekletim yok dedi ya, senden bekletim yok dedi. Aferin desen ne olacak, demesen ne olacak dedi falan. Bekletim yok dedi. Hacı dedi abdest alıyor dedi, sakallı. Birisi de geliyor, hacı işte bize şu kadar para lazım falan. %10 olmaz, %15. Kollarını yıkıyor dedi. Ya hacı biraz aşağı in. Vallahi %15'den aşağı olmaz. Veyahut da %20'den aşağı olmaz. Ya dedim deme. Abi dedi abdest alırken yapıyor bunu dedi, biliyor musun dedi. Bu hacı bankaya da karşıdır tabii. Tabii ona gitsem faiz haram. Tökerete bunu. Banka %20'den veriyor. Ona gitme bana geldi. Ana. Dedim ne diyorsun, ne yapıyorsun? İşte Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki estağfirullah, lime tekulüne mâ lâ tefalun. Yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Onun için bu insanlar evlatlarına da sahip olamadığı bir şey veremediler ya. Evlatlar da azgınlaştı, taşkınlaştı ya. Onun için bunların evlatları gidiyor Kabe'nin önünde. Kendisine haram olan bir kız aynı şekilde orada evlilik teklif ediyor. Kabe resmi de böyle falan, benimle evlenir misin falan filan. İslamiyet'e uygun mu değil mi falan yok. Biz bir Umre'ye gidiyorduk, baktık böyle 5-6 tane grup var uçağın içerisinde. Bunlar hani namaz vakti geldi, cemmen falan öyle bir şey. Bir örtü örttüler, o örtünün altında ne yaptılar bilmiyorum yani. O örtünün altında ne yaptılar bilmiyorum. Üstlerini mi? Ha, üstlerini örttüler. Bunları öğretmedin bana. Ben de bilemedim. Ayin yapmışlar. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Dolayısıyla tabii Mersaadet-i Ebediye'de o bankanın vermiş olduğu fazlalık hakkında orada madde madde de bildirilmiş. İhtiyacı yoksa, ihtiyacı varsa hepsi bildirilmiş. Ve onun mahiyeti, özelliği, niçin böyle olduğu hepsi bildirilmiş. Hepsi bildirilmiş. Orada okursa hiç olmazsa aynı şekilde dünyayı da, şu anda Müslümanlar içinde bulunduğu durumu da hepsini de aynı şekilde kavrar ve anlar. Seferdeyken yolda gidiyorsunuz, bir vasıtanın içerisindeysiniz. Namaz vakti geçmek üzere. Vasıtanın içinde namaz kılacaksınız. Burada yolculuk devam ediyor. Kıble bulunduğunuz istikamette yapabilirsiniz diye bir şey duydum. Yani kıblenin önemi yok seferdeyken. Hani kıbleye dönmek şart değil. Sen bana söylüyordun ama hala kendini güncelleyemedin sen.
Ben de yetkileniyorum kamuoyunda. Ya o kadar müştehit var işte. Bak adam diyor ki benim iştahıma göre gerek yoktu. Havaya dur, yere dur, amoda kalk, şey yap. Mühim değil diyor yani. O zaman da hocaymış yani. Tabii canım. İnsan hoca kılıklı adamlar. Efendim seferde de olsa ister uçak, ister tren, ister otobüs, nerede olursa olsun kıbleye dönmek farz. Kıbleye dönmek farz. Efendim ayda olursa ne tarafa dönecek? Dünyaya dönecek. Ahmaklık etme. Dünyaya döndüğü zaman Kabe dünyada işte. Mars'ta olursa da Mars'ta dünyaya, olur, dünyaya dönecek. Dolayısıyla ister trenle gitsin, ister otobüste gitsin, hangi vasıtayla giderse gitsin, ayaklarını aynı şekilde İmam Hüsvi Hazretleri'nin iştihadı bu. Hanefi mezhebinde toplayacak. Ondan sonra göğsü kıblede iki rekat kılacak zaten. Eğer virajlıysa onu önceden şey yapacak, önüne yatıp pusula koyma ihtimali varsa koyacak. Ona göre göğsünü kıbleden ayırmamak üzere devam ettirecek. Yoksa vasıta hangi tarafa giderse öyle. Ha kitaplarda bir şey var. Nafile namaz kılarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılmışlar hayvanda. Ona izin verilmiş. O farklı bir durum. Ama ibadet eşeli farzlar da öyle değil. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.